İşte karşınızda. Şükrü Özlüoğlu. İddia Bilirtiği. Evet sevgili bahisseverler. Evet sevgili bahisseverler, hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. 18-19 Haziran Perşembe ve Cuma karışık bültenle yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabii hem Perşembe hem Cuma ayrı ayrı video çekecek kadar güzel bir bülten görmediğim için en azından bana göre. O yüzden birleştirip bir video çekelim dedik. Perşembeden 3, Cuma'dan 3 maç seçtim. Sizler için kafanıza yatan aynı fikirde olduklarımız maçlardan 3 maçlık veya ikili de alabilirsiniz. Bütçenize göre ayarlayıp kuponlar yapabilirsiniz. Diyelim hemen ilk maçımıza hızlı bir şekilde geçelim. Bu arada yeni gelen dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Göndermiş oldukları like'lardan ve yorumlardan dolayı ve bizleri tanımak isteyenler varsa yönetmenim her videoda şurada bir iyi işareti çıkar veya dokunduğunuzda bulabilirsiniz ya da arada böyle bir şey geçer. Orada önemli hem tanıtım videomuz hem işte taktik videolarımız hem faydalı videolar diyelim. Faydalı videolar altında bazı videolarımız oluyor yeni gelenler özellikle izlemeyenler için. Zaman buldukça onları izleyebilirler diye hatırlatmamızı yapalım. Perşembe akşamı 20.45'te Türkiye Kupası rövanş mücadelesi oynanacak bir Akdeniz derbisi. Biz de Antalya'dayız. Yine yeni dostlarımız belki bilmezler. Antalya Spor, Alanya Spor deplasmanında olacak. İlk mücadeleyi Antalya'da oynanan mücadeleyi Alanya Spor 1-0 kazanmıştı biliyorsunuz. Ve son durumlarına baktığımız zaman hani Alanya Spor'un elinde gerçekçi bir hedef olarak sonuçta bu kupa kaldığı için kupaya daha fazla yoğunlaşmış gibi görünüyorlar. Hafta sonu oynadıkları mücadelelere baktığımızda Antalya Spor'u zaten formda bırakmıştık pandemi öncesinde ve yine Beşiktaş karşısında iyi oyun oynadılar. Hücum gücü oldukça kuvvetli. Yine Podolski ile beraber, Sinan Gümüş ile beraber, Adis Yavoviç ile birlikte dediğim gibi ileri hattında gayet etkili hücumcular var. Antalya Spor bir de kazanma zorunluluğu var arkadaşlar. Şimdi Antalya Spor daha önce kazanma zorunluluğu olan maçlarda böyle bir kupa maçlarında nasıl bir tavır göstereceğini bilemiyoruz. Ama sonuçta baskı kurmak zorunda. Zaten artık seyircisiz oynandığı için maçlara ev sahibi deplasman öyle bir şey de olmuyor. Avantaj da olmuyor. Alanya Spor dediğim gibi 1-0 ne kadar büyük bir avantaj gibi görünmese de sonuçta bekleyebilirler. Ve gelen Antalya Spor karşısında hızlı kontra ataklara çıkabilecek tehlikeli oyunculara da sahipler. Böyle bir senaryo ben düşündüm. Böyle bir taktik izleyeceklerdir diye düşünüyorum. Bu anlamda Antalya Spor'un gol bulmasının yanında Alanya Spor da gol bulabilir ve yüksek oranıyla da şimdilik düşmeyen 1.70 gibi bir oran açılmış. Yüksek oranıyla karşılıklı gol var denemesi yapılabilir. Beğenmeyenler ya da alternatif olarak başka ne önerirsin derseniz hani maçın 1-1 ya da bir tarafa dönse de en fazla 2-1 döneceğini tahmin ettiğimden çok böyle 4-5 gollü bir mücadele beklemediğimden tabii erken bir gol gelir penaltı olur oyun kopar bilmem ne ona bir şey yapamayız tabii ama 2-3 golün oranı da 1.70 o da alternatif isteyenler için değerlendirilebilir gibi geliyor bana göre. Bu arada arkadaşlar kanalımıza aşağıdan abone olup her videonun altında veya ana sayfada kanalımıza abone olup izlerseniz çünkü bakıyoruz istatistiklere birçoğunuz abone olmamış. YouTube'da hesap açmak bir mail adresinize bakıyor. Mail adresi ve şifreyle YouTube'da bir hesabınız olabiliyor. Videoların altında abone ol kısmına bastığınızda ve yanındaki zil işaretine bastığınızda her video yüklendiğinde size bir bildirim geliyor sadece haberiniz oluyor. Bildirimleri de açarsanız seviniriz videolarımızı kaçırmamak adına. Real Madrid Valencia maçı ikinci maçımız. İspanya'da Real Madrid kendi sahasında Valencia'yı ağırlayacak. Tabi burada önemli olarak şunları söyleyebiliriz. Valencia'da önemli eksikler var. Belki bir sürpriz aranabilirdi Valencia gibi bir rakip karşısında Real Madrid'e karşı ama Ezequiel Garay gibi, Paulista gibi defansta önemli sakatlıkları var. Yine defansta gayet şüpheli görünüyor. Tabii genç oyuncuları var bir tane onu kullanacaklar. Diakabi ile beraber yani dengesiz bir defans yapısı ortaya çıkabilir. O yüzden sürpriz aramaya taraf olarak gerek duymadım. Tabii ki yine arayacaklara lafım yok ama Real Madrid yense bile zorlanacaktır bu rakibi. Ama dediğim gibi hızlı oyuncuları da olduğu için ileri uçta Valencia'nın onlar da Real Madrid'e karşı gol bulabilirler. Her zaman için zorluk çıkardılar içeride dışarıda Real Madrid'e karşı. Her ne kadar Levante ile geçen hafta 1-1 berabere kalmış olsalar da Real Madrid de fena görünmedi. Eibar'ı yenerken onlarda da Gerrit Bale şüpheli görünüyor. Mesela defansta Dani Carvajal şüpheli görünüyor. Bu şüpheli görünenler genelde oynayabiliyor. Siz yine oynamadan önce o gün bu sakat cezalı bilgilerine bir önceki videoda anlattığım sitelerden bakabilirsiniz. Diyelim burada da ben yine yüksek orana gitme taraftarıyım. Karşılıklı gol var. Önereceğim her iki takımdan da goller gelebilir. 1.30'dan Real Madrid oynayıp yenmesini bekleyeceğimize Valencia'nın da bir golünü bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Yine aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Üçüncü maçımız Sporting Lisbon Tondela mücadelesi. Yine Perşembe akşamı 23
15'te oynanacak bu mücadele. Şimdi Lisbon evet hücum gücü iyi. Dediğim gibi daha önceki videolarda da anlattığım gibi hocası hücum anlayışı yüksek bir hoca. Genelde takımını bekletmiyor ve devamlı hücum oynatıyor. O anlamda her maç bol gol buluyorlar ve aynı zamanda defansları da açık veriyor. Gol de yiyorlar ve Tondela da bu takımın bu ligin deplasmanlarda fena top oynamayan takımlarından biri. Fena top oynamayan derken öyle saldırgan aman aman devamlı hücum yapar rakipten korkmaz falan değil. Hani oyunu tutup da tutmasını bilen ve ona göre sonradan ileri çıkıp ya da kontralarla gol kovalayan yine duran toplarda da etkili olabilen bir takımı. Avezi geçen hafta yenmişlerdi kendi sahalarında ve Sporting'de aradan sonra Guimares'le yine karşılıklı gol var olarak tahminimizi gayet güzel getirmişlerdi ve Pacos Ferreira'yla kendi evinde 1-0 yenmişti. Burada Tondela oyunu biraz ilk yarıdan tutabilir diye düşünüyorum. Tabii ki Sporting Lisbon kazanabilir kendi evinde ama Tondela zorlayacaktır diye düşünüyorum ben Lisbon takımını ve bu anlamda maçta toplamda 2-3 gol aralığında kalacaktır. Hani 2-0 2-1 civarında yine 4-5 gol beklemediğim bir mücadele. O yüzden 1.67 oranıyla bu maçta da 2-3 gol tercihi değerlendirilebilir gibi geliyor bana. Bir sonraki maçımız 4. maç. Ankara Gücü Büyük Başakşehir mücadelesi. Tabii geçen haftayı baz alacağız. Aradan sonra her iki takımı da izledik. İzlemeyen varsa özetlerini mutlaka izlesinler. Yani bir Başakşehir'in formuyla bir Ankara Gücü'nün tamam Gazişehir karşısında yine fena değillerdi ama Başakşehir'e kafa tutacak kadar iyi değiller. Bu arada Skaryona'nın golünü izlemelisiniz Ankara Gücü'nde. Müthiş bir füze çıkardı 90'a doğru. Haftanın golü olabilir yani. 1-1 berabere kalmışlardı Gazişehir deplasmanında. Onlar da düşme potasından kurtulmaya çalışıyorlar ama Başakşehir de Trabzon'dan sonra şampiyonluk için en iddialı takımlardan biri ve ben iyi gördüm Alanya karşısında onları da. Burada defansta Antikulusic Ankara Gücü'nde cezalı durumda. Şimdilik bu görünüyor. Yine kontrollerinizi yapın. Başakşehir'den net bir galibiyet bekliyorum ama yine çok gollü beklemiyorum. Gol de yemeyebilir belki Başakşehir. Yine 2-0 gibi bir galibiyet çıkabilir. Güvenenler, benim gibi düşünenler maç sonu 2 oynayabilirler. Güvenmeyenler de yine yüksek orandan 2-3 gollük bir maç gibi geliyor bana. Onun da oranı 1.75 gibi yüksek bir oran. Bu arada Instagram'dan da takip edin bizleri. Önemli duyuru ve bildirimler için hikayelerde ve postlarda ayrı ayrı şeyler paylaşıyorum. iddiabilir.com bilgisayarın arkasında şurada video boyunca duruyor zaten. Orada web sitemiz ücretsiz bir şekilde bazı önemli bilgilerden faydalanabilirsiniz. Dediğim gibi arasını Instagram'dan paylaşıyorum. Oranı düşen maçlar Avrupa'da hangi maça ne kadar bahis yapılmış, kaç paralık filan bu tür bilgileri takip eden, merak edenler varsa sitemizde girip diğer bilgiler bölümünden ulaşabilirsiniz. Orayı da aktif olarak kullanabilirsiniz. Bilgilendirilme amaçlı, kendiniz bilgi alma amaçlı diye onu da hatırlatayım. Ve bir sonraki maçımız İngiltere'de. Evet bu maçlara girmek biraz risk olabilir. Yeni başlıyor lig ama Tottenham Manchester United mücadelesi. En son Mourinho'lu Tottenham'ı kötü bırakmıştık aradan önce ama sonuçta büyük bir maç bu. Manchester United biraz daha formdaydı. Yani bu maçla ilgili nasıl döneceklerini pek bilemiyoruz ama en azından hani Dele Alli cezalı onu söyleyelim. Tottenham'da Manchester United'da önemli bir şey görünmüyor. Dediğim gibi eğer normal şartlardaymış gibi düşünürsek de iki takım da normal oyununu oynarsa her iki takımın birbirine rahat bir şekilde gol atacağını düşünerekten ve yüksek oranıyla da 1.55 gibi oranıyla karşılıklı gol var tercih edilebilir. Bir önceki Başakşehir maçı Cuma günü 21'deydi. Bu Tottenham Manchester United maçı da yine Cuma akşamı 22.15'te oynanacak. Aynı fikirdeyseniz bunu da karşılıklı gol var olarak değerlendirebilirsiniz. Sevilla Barcelona maçına gelelim. Yine Cuma günü 23'te oynanacak bu mücadele. Baktığımız zaman Sevilla'nın maçını Real Betis karşısında izlemiştim. Levante karşısında da biraz izledim ama ne kadar golü bulsalar da skoru korumaya çalışsalar da bunu kötü Real Betis karşısında becerebildiler ama Levante karşısında beceremediler. 1-1 berabere kaldılar. Ummadığım bir beraberlik oldu. Galibiyetlerini bekliyordum ben. Barcelona'ya kafa tutabilirler mi? Yani belki çok fazla tutamayabilirler ama bu oyun yapısıyla ben beğeniyorum yani Sevilla'nın oyun yapısını özellikle ileride yaratıcı oyuncularıyla, kreatif oyuncularıyla burada Barcelona'ya karşı en az bir gol bulabilirler gibi geliyor bana. Barcelona'nın golünden de şüphemiz yok. Yine her şey düşündüğümüz gibi giderse karşılıklı gol var. Burada da rahat gelir gibi geliyor bana. 1.48 orandan en ideal tercihler bence Perşembe ve Cuma'dan alınacak 6 maçta yapılacak en ideal tercihler bence bunlardır. Kupon şansımız da yerinde olursa yine güzel aynı maçları doğru tercihleri doğru kuponlara denk getirebiliriz. İkili veya üçlü hadi en fazla dörtlü diyelim öğrenci arkadaşlarımız denk getirip yine çerezli 3-5 liralık 10 liralık kuponlar yapılabilir gibi geliyor bana. Kendi fikirleriniz de vardır kendi maçlarınız onlarla benden de 1-2 maç alarak birleştirebilirsiniz belki.
Şimdilik benim düşüncelerim bu kadar. Dediğim gibi Perşembe Cuma'yı biraz çerezlik geçirebiliriz. Takiplik, heyecanlık diye. Siz de yorumlara, hatta güvendiğiniz ya da güvenmediğiniz maçları yazarsanız, hani şurada sana katılıyorum da şurada katılmıyorum, ya da şöyle de benim bir banko demeyelim de şöyle de bir sağlam maçım var, tuttuğum güvendiğim bir maçım var diye belirtirseniz aşağıda güzel etkileşimler olur. Tabii aşağı inmişken de videonun orada şu işaret var, ona da basarsanız bizlere desteklemiş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepinize şimdiden kupon şansınız bol olsun diyorum. Hafta sonu için inşallah güzel harçlıklarımızı çıkarırız. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.